Evet, merhabalar. Şu anda Şamlıurfa'da. Neredeyiz Sezai? Belçinar'la. Belçinar'dan Körmenli'ye giden evet. Yol üzerindeyiz. Burası yol Belçinar'a yani, kaç kilometre aşağı yukarı? Yakın mı? Belçinar'a yaklaşık 1,5 kilometre yukarıdadır Belçinar. Ha, yakınmış. Belçinar'dan 1,5 kilometre. Aşağı indiğinizde Başpınar. Burası Başpınar mevkisi. Burada büyük bir pınar vardı. Evet. Eski kervan yoluymuş zaten burası. Ha, şurada gördüğünüz eski yol eski bir kervan yolu aslında. Evet. Evet. Burada kahve işletirlermiş, öyle bir şey malzı vardı buranın. Fakat bundan ziyade benim en çok dikkatimi çeken bu çınar ağacı oldu. Neden? Çünkü hiçbir ağaçta ben bu oluşumu göremedim. Bunda dal çıkar, tekrar birleşir. Hani elini şöyle yapar, kaynak ettiğini düşün. Onun gibi dal çıkar, diğer dalla birleşir ve kaynak oluyor. Bu hiçbir ağaç veya bitki oluşumunda böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Yani şurada mesela bir kaynak var değil mi? İki tane ağacın dalı birbirine kaynamış vaziyette. Mesela şurada net görebiliyoruz, evet. Güneş de var şimdi burada. Net çekemiyorum. Evet. Evet, şurada mesela bakın daldan dala kaynama olayını görebiliyoruz. Birçok ağaçta birçok yerde var. Mesela karşıda da var. Evet, bu gösterdiğim yerde de mesela var. Yine ağaç dallarının birbirine kaynamış hali. Bak büyük çok bir değişik. Kaynama, bir de ortasında bir küçük bir kaynama daha var bak. Evet. Birleşmiş bir de küçük bir yer var. Evet. Ön plandaki kaynama yürüyoruz. Bir de arka planda ortada bir kaynama daha var. Şurayı şu anda gösterdim. Peki Sezai, aşağı yukarı bu ağaç kaç yüz yaşında sence? Yaklaşık bir 800 veya 900 yaşında vardır bu ağaç. Çünkü çok büyük yani. Büyük bir şöyle ağaç. Bir aslında kollarımızı açtığımızda. Evet şu aç bakın. Kaç benim kişi burayı çevirir? 76 boyum olduğuna göre 1,76 elim bak. Evet. Bir zamanlar kervanların geçtiği bir yol kenarı burası. Başpınar. Başpınar denmesinin sebebi hemen karşıda bir pınar var. Yani burada kervanlar mola veriyorlarmış. Başpınarın olduğu asıl yer bu suyun geldiği yermiş değil mi? Evet. Yani bakarız. Burada bir kanal var. Bir zamanlar buradan çok daha fazla suyun aktığını söylüyorlar. Evet. Çınar ağacının burada müthiş bir gölgesi ve serinliği var tabii ki. Şu anda insanlar buraya genelde pikniğe geliyor değil mi? Evet. Bir zamanlar kervan yolunda bir durakken şu anda insanların piknik yapmak için geldiği bir yer burası. Çınarın dalları o kadar uzun ki aşağılara kadar uzanıyor. Evet. Tabi burada bu ağaçtan birkaç tane var. Mesela sağ tarafta döndüğümde orada da bir çınar ağacı var. Ağaçtaki şu detayı ben size bir kez daha göstermek istiyorum. Hatta yakın kameraya alayım sizi. Bakın ağaçta resmen bir üçgen oluşmuş. Dallar birbirine kaynayınca ortada bir üçgen görüntüsü var. Hatta yan tarafta yine benzeri bir görüntü daha var. Çok ilginç.
daha yakından şu an size göstermeye çalışıyorum. Hemen yakında bir çınar ağacı daha var. Bu dalı kesmişler buradan. Baş pınar çeşmesi 2018 yılında Hayriye ve Ata Erişik hayrat olarak yapılmış. Suya da bakıyorum. Oo, su da buz gibi. Evet, burası Şamlıyada. Belçinar'dan hemen aşağıda. 1,5 kilometre aşağıda. Yakın bir mevkide. Bir mesire yeri. Bir zamanlar kervanların geçtiği bir durakmış şurası. Bir mola yeriymiş. Şu anda insanların piknik yapmak için geldiği bir yer. Ve buradaki İşte tam karşıdaki çınar ağacı da gerçekten görülmeye değer. Çınardaki o kaynamış noktaları, o ilginç detayı görmek için buraya gelebilirsiniz. Şamlıyayla da çok yakın. Belçınar'dan Körmenlik yoluna giderken sağa saptığımız bir yol üzerinde, kim eserseniz size gösterir. Burası Başpınar.